Kısa bir ilave yapmak istiyorum hocam. Yaşadığımız toplumda öyle arkadaşlarımız, mesela iş ortamında öyle arkadaşlarımız var ki şaşırıyoruz. Yani bir Müslümandan daha bir Müslüman. Bu söylediğimin en tipik örneği odur. Sizden duymuyorum bunu. Bunu ben yıllardır duyuyorum, 35 yıldır duyuyorum. Gittiğimde sadece duymuyorum, tanıdıklarım var. Görüyorum. Yani yan yana getiriyorum. Biri kendine Müslüman diyor, o kendine Müslüman demiyor. Fakat kendine Müslüman demeyenin davranışları, kendine Müslüman diyenin davranışlarından bin kat daha mümince, bin kat daha imana uygun, bin kat daha İslam'a uygun. Öbürününki ise davranışları Müslüman değil, gayrimüslim. Ahlakı gayrimüslim, alışverişi gayrimüslim, davranışı gayrimüslim, ilişkisi gayrimüslim. İlişkisi, bakış açısı gayrimüslim, dili gayrimüslim, yüreği gayrimüslim, zihni gayrimüslim, akıl yürütme tarzı gayrimüslim, verilen emanete davranışı gayrimüslim. Ama o kendisini Müslümanım diye satıyor. Allah nazarında da değeri olduğu kadardır. Yani Rabbimizi kandıramaz. Bizi kandırabilir, bizi aldatabilir. Bizi de aldatmasın diyedir bu ayetler aslında. Nasıl bir imanınız var ki sizin imanınız size büyük bir fenalık işletiyor? Böyle bir iman türü de varmış bakınız. Fenalık işleten. Peki Allah nazarında bu iman makbul bir iman olabilir mi? Bu iman iman sayılır mı? Onun için işte o söylediğiniz olay, bir tanesine her şeyinizi güvenebiliyorsunuz, öbürünüze hiçbir şeyinizi güvenemiyorsunuz. Her şeyinizi güveneceğiniz insan kendisini Müslüman olarak nitelemiyor. Ama hiçbir şeyinizi güvenemediğiniz insan her tarafına Müslüman yazdırmış. Her tarafına. Satıyor. Fakat alakası yok. Allah'ı aldatamaz.